Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akımatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu bizim turgan yerimiz Türkistan vilayeti Sarıagaç rayonunda turumuz hazır. Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Bekir'in misak ol kısa 100 yılda bir kilitin adamıydı. 100 yılda bir kilitin adamıydı. Biz alim tanıgan bükül alemge onun içinde Türk'ü Müslümanlar için əsresi Ortalık Aziya için maqtanış bolğan bizim ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretimiz bilen Allah nasip etip Tacikistan'ın Duşanbe qalasındağı ülken bir seminerde oku seminerinde birge bolğan edik. Sonda o kişinin suhbatında bolğan biz. Allah алдан жарылқасын шын мәнінде әлемге діни көзқарасы менен өзінің пікірін ашық жеткізіп елді ынтымаққа ауызбіршілікке үндей алатын бір үлкен бір діни тұлғамыз болатын. 89-шы жылы құдды шу жерде үйімде жатсам түнде балалар келді, ташкенттік балалар келді 89 февральда Әбжаппар аға siz ıhlay yapsız be. Müslümanlar kütarlıp şu hükümetten talap kılıp bizge şu imanlı mufti gerek deyip şu talap kılış gerek uşanga sizin çakır yap dedi. Yani, bizim adamlarıma dedim. İşte Müslümanlar ha bizim adamlar dedi. Bunda baraman deyip etlesike bağırdım. Barsam hasimen maçlı adamlarga tola elhamdülillah şu yerde hamma xalqlar xarab turdi 5-6 ming odam o'sha Buxoriy otadagi maqsadga o'sha yerda yig'ilish bo'lib o'sha yerda o'sha paytda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rektor bo'lsa kerak o'sha nimada maqsadda o'sha odam o'sha muftilikka loyiq deb o'sha yerda vaqtincha Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiy bo'ldi. Endi vaqtincha muftiy bo'lgandan keyin unga hukumat qaramas ekanda. Bizim Kazakistan'da, Kazaklarda 100-100 var, ulu 100, orta 100, kışı 100. Özbekler de ne yapmaz iken, Andijanlık, Namanganlık, Taşkentlik, Farganlık bunlar iken de. Şimdi şu kurultayı bugün geçe, şu Hasime Maşti'de cemaatler tolup, birden giyin bir tolup durdu. Müslümanlar tamamından, okuşluğun yanında, Hımayaş'ı mühim oldum.
Şak dünyanda birga yürüyemiz, birga çıkamız, birga duramız, hamma cege başa duramız. Ama yanımızda bir 5-6 maşinada şu Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'ın bakfat bakfat yiğitler var. Bir gün bir aydan geldik. Hasimem bu zamanda idara. İşte kırıp indik yanımızda arkamızdan 5-6 maşina geldi. Şuna kadar tormuzlarını koyup yangı maşinlerde geldi. Biz de hemen de 20-30 yiğitimiz. Yine çıkıyor yapsak işte baytta toparlayıp. Toshkentdagi yigitlar keldi. Endi so'kinish, Toshkentda so'kinish yomon u. Nihoyatda bir yomon gaplar bilan so'kib kelyapti. Shunda turib aytdim-da, "Zinapoyadan endi chiqib ket. Ey iflaslar" dedim-da. "Al ulama varasatlan bi ulamalar, payg'ambarlarning midan suqurlar" degan qani bitta qadam qo'y joyingni o'ldiraman, qani kel dedim. Endi biz ham ko'pmizdin. Endi shunaqa bir vajohatda turibman endi u Oğlum odamı çökkeneğe. Keyin bir payta maşitten odamlar, cemaatler yugurup geldiğinde, köp cemaat, yüzlegan cemaat yugurup, hemen o da Hasan'ıma o yigitler kaçıp gitti. Karasak, işte hemen tamamen ortalaşıdan gelen yigitler bir antası yok. Muhammed Sadık'ını mayıp kıldı. Taşkentler kep kaldı, hemen kaçıp gitti. Mümkün yine eşlik bitirdiler vardır yani. Şunda gördüm Muhammed Sadık'ın renginde nima yok. Umman xavotir yok da, xatırjam turibdi da. 20-30 odamdan umman bir korkuş, şunca yıllar kaçıp gitkenden kiyin bir insan bölgenin xavop bolish kerak u. U kishida u xavop yok da, xatırjam turibdi da. Keyin meni quchoqlab Abdujabbor gavdani bergen xudo yurakni ham bergan ekan. Siz menin qiyamatlik qadrdonimsiz. 24 soat menin kurbanimizga ochiq degan edim menga. Qancha marta bordim, alhamdulillah, alhamdulillah Allohga, hamsonlar bo'lsin. Qancha mehmonlar bo'lganda ham kutib turdim degan emasda. Ey Abdujabbor deb kutib olganda, Muhammad Sadiqaga bizga kerak bo'ladi. O'sha paytda Qozog'istonga vaqti bo'lsa kechning desam, biror marta qolgan emas, hammasida kelgan. Men 89-yil kelib Endi ustozni oldi hamma ilmlarni o'qib, bayaqiganda hozir shunday zamon ishlarga boradigan bo'lsangiz hujjat kerak. Keyin o'sha Shayx Muhammad Sodiq Hoji Akbarlarning tavsiyalari bilan shu ma'hadga, Toshkent oliy ma'hadga kirdim. Bir yil o'qay. Hazratlar o'zlari aytdi, sizlar o'sha ilmlarni o'qigansizlar, bizda hozir nima kerak? Kadr kerak. Shu sizni nimaga yuboramiz? Buxoroga yuboramiz deb Buxoroga yuborishdi. Yana bu kishi olimlarning qadrini bilardi. Olimlarning qadri har qanday odam bilmaydi. O'sha Shayx Muhammad Sodiq vaqtida butun bilimli olimlarni, olimlarni o'zining atrofiga yig'di. Islomga haqiqiy xizmat qilib, o'zining Alloh taolo mas'uliyatini u kishi bajardi. Hech qanday masalan nima deydi, siyosatlar borida siyosatlardan qo'rqmay Keyin oxirga majbur bo'lib hijratlar ham qildilar. O'sha haqiqat gaplar gapirganlari uchun hijrat qildilar-da. Bo'lmasam yana qaytdan o'sha nimalarda hazratining qadrini bilib bunda odamni yo'q. Bu noyob gavhar. Bu kishining og'zidan oltin marjon chiqadi-da, ilmni har qanday odam ayta olmaydi. Har qanday odamlarning gapi ta'sir ham qilmaydi. Agar amal bo'lmasa Agar taqvo bo'lmasa, bu kishining shu aytgan gapi odamning yuragiga borib yetardi. Nima deganda, gap yurakdan chiqardi. Yurakdan chiqqan gap u yurakka yetib boradi. Yurakdan chiqqan gap u taqvoli odam. Tildan chiqqan gap quloqdan bu tomondan kirib, bu tomondan chiqib ketadi. Yurakdan chiqqan gap bu yurakdan gapiradigan odam faqat taqvoli odam gapiradi. U kishi deputat bo'lgan bilasizlarmi? Yetkazsangiz. Deputat bo'lganda sallarni o'tiradi-da hammasiga buni on как волк сидит bo'riga o'xshab o'tiradi deb nima qilganda keyin savol javob qilganda hammasini oldiga qo'yadi-yu o'sha Muhammad Sodiqning ilmini ko'rib ularga bergan javoblarini ko'rib besh vaqt namozga kelib tushdim deganda bilasizmi o'sha paytlarda shunaqa odam bo'lganda noyob odam bo'lgan alhamdulillah o'g'illari bor shogirdlari bor o'sha mening Namuna bo'ladigan odam hozir shu odamda endi. Birinchi o'rinda u kishining
adolatligi Qur'onni tarjima qilish kerak bo'ldi. O'shanga 12 ta odam o'sha Qur'onni tarjima qildi. Bir para bir paradan. Yigitlar Alaoddin Mansurni ham iltimos qildi. O'sha Alaoddin Mansurning o'sha adabiyotga baquvat o'sha kishi ham kitob yozishga qatnashdi deganda ma'qul dedi. Kitoblar bir paralar yozilib bo'lgandan keyin hammani tekshirib o'tirib turib, hammaga bu tarjima qilishlik degan narsa bu javobgarlik bo'ldi. Obro' emas bu. Bu arab tilini bilishlik bilan birga o'zbek tilini ham yaxshi bilishlik shart. Shuning uchun bu Qur'on tarjimasini Alaoddinga beramiz dedi. Alaoddin Mansur bu diniy idorada ishlamaydi, u yerda o'qimagan. Bu kishining nihoyatda adolatligi o'sha kishini kitobin xizmatini baholab Alaoddin Mansurga berganda. Hazratimiz bilan birinchi ko'rishganimizda men maktab o'quvchisi edim. Maktabdan o'qigan vaqtimizda 90-yillardan avval 88-yillar bo'lsa kerak, maktabni bitirishimizga yaqin qolgan vaqtida Toshkentga borganmiz. Toshkentda Hazratni huzurlarida bo'lib bir duolarni olishga muvaffaq bo'lib kelganmiz. Shundan keyin maktabni bitirgandan keyin madrasaga tushdik. Shogirdlari bo'ldik, duolarni oldik. Hazrat bilan har bir uchrashganimizda, har bir suhbatlarda bo'lgan vaqtimizda bir o'zimizda juda ham bir sezilarli darajada ruhoniy quvvat, shunday bir energiya deymizmi, shunday bir holatda chiqardik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislari esimizga tushardi. Iymoningizni yangilab turinglar, iymon quvvat olib turish kerak degan Hamzala radhiyallohu anhuni voqealar esimizga tushardi. Iymonim zaiflashdimikan, men munofiq bo'lib qoldimmi deb xavotirga tushgan vaqtlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymonlashinglar degan so'zlari, hadislari esimizga tushib, hazratimiz bilan bo'lgan vaqtimizda shunday bir iymonimiz quvvat olganligini sezardik. Shunday bir chiroyli bir holatda u kishini huzurlaridan, yo bo'lmasa u kishini bilan bo'lgan uchrashuvlardan tarqalardik. Shunday bir holatlar bo'lardi. Bu kishiga bo'lgan tuhmatlar, astag'firalloh, bu kishi birontasida jahl chiqqani yo'q. Ularga nima qilsa qo'ldan kelar edi. Musulmonlarga umuman bironta zulm qildirgan yo'q. Birdan masjidda turibmiz, shuni eshitib bordim Qozog'istondan. Borsam bir bahaybat soqolli bir yigit so'kinyaptida. Shunaqa jahlim chiqib borib, bir dodni berib qo'yaman deb tursam, qarang, ey Abjaparxon, biz musulmonmiz biz. U Allohning uyi bu. Muhammad Sadiq bu Abjaparxon yaxshi gapiring. Musulmonlar adabidan bironta chiqqan vaqtni men ko'rganim yo'q. Shunaqa odam edi-da. Yana bir o'sha mashhabsiz birovlar kelib, "Sen unday qilaman, bunday qilaman" deganda qarang, birodarim, bu Allohning uyi bu. Bu undaq undaq qiladigan joy emasmi? Mayli, kuch-quvvatingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, zalga boraylik. Ko'ramiz endi kimni qiladi. U joyida o'chdi, joyida qarang, shunaqa odam edi bu kishi. 92-yil mana shu qurishini, mana shu masjidni qurishni oldidan borib, shayx hazratlari Muhammad Sanob Majusvakadan ruxsat olib, maslahatlarini olib, lekin kelib qurilishni boshlaganmiz. U yerda bizni qarindoshimiz Zohidxon Qodirov bizga qarindosh bo'ladi. Shu kishi orqali borib, o'zi tanishib, shundan suhbatlashib kelib, 92-yil 8-maydan boshlab qurilishni boshlaganmiz bu yerdan. Masjidni bino qilib boshlab shu iyul oylarimi, avgust oylarida hazrat o'zlari kelib, ko'rib, duolarni berib ketganlar bu yerda. Shunday qilib qurilishni boshlaganmiz. Shu yillari shahardagi shukrli odamlarni masjidi bo'lardi. Bu masjid 1812-yil qurilgan eski masjid bo'lardi. Shuni yonidan madrasa qurildi. Xonaqalar tushdi, bola o'qitadigan madrasa qurilishi shu yillar boshlandi. Keyin Sayramda katta jami masjid qurilishi boshlandi. Shunday qilib ancha qurilishlar boshlanib ketdi. Buni eslashni nimasi mobaynida hazrat ko'p mehnatlari bitgan ham singan. Faqat O'zbekistonni o'zi emas, Qozog'iston boshqa O'rta Osiyoga ham ko'p mehnatlar singan kishini. Masjid qurilishi bo'lsin, boshqa bo'lsin, obodonlashtirish bo'lsin, ilmiy ma'rifat bo'lsin, ko'p-ko'p kitoblari chiqib, orqasidan haligacha biz o'qishni manzur bo'yapmiz. Bu faqat o'zbeklar, hozir qozoqlar ham shunga qiziqib, birodarlarimiz o'z tiliga
Kazakçıga bunu aktarıp, tercüme kılıp, şunu öğrenip o kişi devam ettiyipti. Bu kişilerin arkasından kança yasasa, kança yatıksak az. Davulda bazı bir kazak buralarlar bir soru asker dışarı soru açıldı. Tafsir-i Hilal'ı 30. parasını Kazakçıga tercüme kısak bulan mı? Olur, olur. Kısak, olur. Hazır, bana Azerbaycan'da kılındı. Ya, öyle. Tafsir-i Hilal mı? Evet, 30. parasını kılıştı. Rusya bu oldu. O Tacik buralarlar hemasını kılış yaptı. Kazakistan'da ben 30. parasını ben yenge Tolatırgan nuskasını veremem kompüterden çıkarıp kılıydım. Kılıydanlar olsa gelip bölgeleşip çıkaramaz. Yaşı olaydı. Ali iman çıktı çekildi geldi mi? Kazakistan çıktı. Benim arkadaşlar bir rapor koydu indirdi. Hadisi ve hayatını Tacikistan'dan geri ruhsat alıp getirdi. Aydın min metre razı ben mi? Kloruyla çıkarışlar da yani kolumuzdan yardım kesip veremiz. Aşkın kılıçta. Yaş kolay. Ya seni bu hadis ve hayatı ilgili kayın kısımları bize kaçın yetik herhalde. Çıkan da yetik herhalde, azı torunuz çıktı. Ya şimdi kütüyemiz dedi. Stok kitap var ağabeyim dedi. Doğa kütüyeler. Siz verin tükatı geliniz ha? He. Ben vermek ama, vermek ama. Vermek ama. Hükümetin adamları okup, okup ne kadar diyor. Hazır ol. Elhamdülillah 13. sürece okudum. Hükümetin ruhsatı var. İkincisi ne kaldı ama? İkincisini ben uzun vermedim hükümetke. İkincisi İslam ve İman kitabı. Bu yerde şu iman meseleleri, İslam meseleleri, akide meseleleri var. Dersle bunu böyle hükümet adamlarının başa eğlenip kaladı. Oho, şunca nazı var eken, bu kitabını 39 sesli, şunca başına kadar yaklaşırsa ne oladı? Dişerinde, onu vermezden, tavara, namazdan başladık, hemen de tanış nesiler. Ya hayriyet, şuna kadar nesil eken de geldi. Şimdi hazır, Özbekistan hükümet adamları, tahsil ikincisini hem çıkarıyordu, adamları kurslara yaptı. Mandan göre ular kızık. Yaşı var mı? Bu da yani. Bu nedir? Bu başka bir yapı yok. Adamlar o yüzden bize tavsiye konuşup cihaz meselesi ile şunu için hükümet ruhsatı yerine maddeyken o bunun adını yapar yok. İkincisi İslam ve İman kitabı. Var. 300 beytiye yakın kitap. Türk'te. Ben özüm hükümette adamlara aldım kitabını. Öz üçüne falan tarafından kursun. İçinde bir gayrı adi nersi yoğurluğunu kılsın. يعني أعدت الآن تفسير الهلال إلى طبعة جديدة منقحة مصححة أنا أعطي نسخة كمبيوتر جزء الثلاثين من يريد أن يترجم أنا أطبع له نطبع الآن تطبع موجود ماشي كم في إيش من نأخذ نعم محمد نافي غانم Muhammed Nafi. Nafi'ye şakır. Nafi'ye kendine koyarsın. Muhammed Nafi'ye köprak Nur Kemal saat haftada bir kere bu haftada bir üç kere. Yani cüz-ü selasin, mukaddime, bil logal uzbekiye, nuskat yani kompüter, ana etba'a, sonra ursi. Nafi, tafsir-i hilalinin 30. cüzünü Menden sonra ab gibi biraz kullanıyor. Buldu mu? Fazla sıra tercüme konuşmak. İnşallah Şeyh Hazretimizin, ustazımızın hatırlayıp seyram diyara gelmişler. Allah Teala kademlerini kutlu kıyam olsun. Hazretini Allah Teala Orta Asya'ya bir genliğini özü biz üçün şeref elbette. Ben şu mescidimizin salınçlıkça sebep bugün Orta Asya Müslümanlar Kazakistan Müslümanlar Dini Başkanması Müftisi bugün vaktlerde Kuveyt Cemgarama bölümü tarafından yani şu mescidimizde salınışlığı asası salgın şahslardan biri deyip bilemiz elbette. Şeyh Hazretlerimiz bilen bir gelse Zahican Ekemiz kereleri tarafından yani şu mescidimiz şu haletki salınışlığı sebep bugün. Bugün günde mescidimizde yüzeküp cemaatimiz var inşallah.
Şu cemaatimizge hazır hükümde hem Kazak diliğe Şeyh Hazretlerine tercüme kılınken ihtilaflar, sebepler diyen kitabı var. Şu kitabını Kazak diliğe tercüme kılınır. Bugün günde cemaatimizge şu kitablarını, tarifini, Şeyh Hazretlerine verilen savallarını cemaatimizge okup, çöntürüp kilebiz. Hicrette yürüyen peyitlerde bir anmakta kınçı ballar varsa bizge yine haber atıramız yine ne Uzbekistan'da, ne Karim siyaseti ki bram matı kafirken mesleydi. Fakat talim biriş, kitap yazış, talim biriş. Yaşlıkka emir maruf nahi münkirden başka bram taşkı mekanda. O nahiyatta bir Allah Müslümanlarga bir Uzbekistan gemez. Hemen Müslümanlarga inan bergen bir Allah'ın bir tıkfasıydı. Ama onu Müslümanlar indi bilgenleri bildi. İşsiz. İsmail Buhari'ler geyim kanı kılınken de öz vatanına kırılırmakken de bu şuna kıyken de şeytan degen muadiken de bu mesem İsmail Buhari'nin yiyem patçaya varıp karşı koyan adam nadan adammez uşa zamanın oğlumu yine akmayan koyuyor uçlarla. Şimdi Şeyh Hazretimizin yine bir muamalıları her bir narsanda özünü uğruna koyabilişliklerdeydi. Mana şu Chimkent şehriga kelganda muomalalarda şunday bir chiroyli bo'ldiki, bazı bir başka oqimga kirib ketgan dostlarımız savol berganlarida bu kişini endi bir mat qilish maqsadida yoki bo'lmasa bu kişini og'izlarini yopib qo'yib, shunga bir dalillar bilan tayyorlanib kelib bir savol berganlarida şunday bir chiroyli javob berdiki, hatta fikrlashi boshqacha bo'lgan dostlarımız ham bu kişinin aytgan sözlerine ko'nmaslikka ilaçları kalmadı. Şunchalik derecede bir çıraylı cevapları bulardı. 1989 yılı o'sha bolalik davrlarımızda haftasiga bir marta Oynai Jahondan Haftanoma degan ko'rsatuv çıkardı. O'sha ko'rsatuvda Hazretimiz Rahimahullah ve bir kança Toshkent şehirdeki ahli ilim, ulamalar ana şu kursatuğunu alıp barışardı. Dini mavzularda sohbetler ötküzüşerdi. Biz oşa balalik payetimizde ana şu kursatuğunu cüda intikip kütardık ve oşa kursatuğunu körüp, kuzatıp borardık. Ana şunda biz Hazretimizi oşa televidiniye Oynai Jahon arkalı körüp, keyin makalaları çıka başladı. Gazet jurnaldagi keyin ilk bar çıkan kitapları, oşa kitaplar arkalı Hazretimizi tanıp, Hazretimiz bilen bir goya ki bir gepleşken de oşa kitaplar arkalı Hazretimizi kitaplarını okup Hazretimiz bilen tanışkanımız. Endi özlerini körgenimiz oşa 2006 yıldan 2007 yılga öter yılı oşa hac mevsimi idi. Mekke-i Mukarrama'da Hazret Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf hacge kegen ekenler deyip eşitkenimizden keyin oşa izlap borup o kişinin oşa çadırları da haymaları da huzurlarına kirip dualarını olganmiz. Ahırgı mayıta kelişte Gulam Adin degen yigit var. Oşa Toshkentda altın tepede mi imam? Oşalar ulan keldi. Anca oturup kaldı. Oşa ahırgı kelişte oldu. Her bir uchrashganimda, her bir suhbatlarda bo'lganimda bir emas, bir necha masalalarni so'rab bilib olishga harakat qilardim. Har birida ijobiy javoblar olardim. Bu kishidan misol uchun hadislar to'g'risida Sarag'ishda Abdujabbor hojakalarni mehmondorchiligida o'tirganimizda suhbatlashganimiz, yonma-yon o'tirganimiz kelamiz. Shunda ahad hadislar to'g'risida, ahad hadislarning hukm bo'lishligi to'g'risida mana shu qabr azobi, boshqa masalalarda ahad hadislerin kilişi yolları doğrusu da anca masalalarını Hazretimiz düşündürüp bergen ediler. Bu ne buladı, bunun yolu bu ne buladı deyip. Yine fıkhi masalalardan sonuç için hadislerden hüküm alış yollarını, hadislerini ne mi üçün şaz bu alışlığı doğrusu da, illetlenişliği doğrusu da, bazı bir vaxtlarda misal için Abu Hanife'nin davrida bazı bir hadisler zayıf bulmaganligi, lekin vaxtlar ötüşlüğü bilen o hadisler zayıfke eylengenligi. Sebabı kiin arada başka bir insanlarını, muhaddislerini koşuluşlüğü bilen hadisinin küçük kitkenliği doğrusu da bazı bir delillerini keltirip bergenler hazır hükümeti göz aldığında duradı.
bir dasturxon atrofida o'tirib suhbatlashganimizda yoki bo'lmasam Chimkentga kelganlarida, Toshkentda dasturxon atrofida bo'lganlarimiz, ham suhbat bo'lganlarimiz hammasi yodimda. Shuni har bir uchrashganimizda duolarni olishga harakat qilganmiz. Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf 2013 yilda G'ulomiddinni yubaribdi. G'ulomiddin bizning qo'shnimiz bo'lgan og'amiz. Abjaparni qattiq sog'indim. O'sha yurganlarimni qattiq esladim. Abjapar meni o'sha nima qilib chaqiriqqat bilan menga taklifnoma qilsa, men kelaman. O'sha taklifnomani Afsatlar ukam paytatari aytsam, biz hajga borib kelaylik. Muhammad Sadiq Muhammad Yusufni hammamiz birga kutaylik. Ma'qul deb ular hajga ketdi. Men o'sha daryoning bo'yiga 12'da tur qilib kichkina shipam qildim. Mesela kelganda sahil bo'yida o'tiraylik deb. U kishining kelishini nasib qilmadik, keltirishdik. Qaza bo'lgandan keyin ko'p afsuslar qildim. Kelmaganiga. Afg'onda bo'lganimda oyog'imga o'q tekkan ekan, o'sha o'qni operatsiya qildirib bo'lgan tunda tush ko'ribmanda, tushimda shayxni ko'ribman. Subhanalloh, shunaqa qasr deymanda. Bu dunyo qasr emas endi. Osmonga tegib turgan qasrda. Endi uning ichida til unga ojiz, ko'z ojiz. Qarasam Muhammad Sadiq kelib tur ikkalamiz eshikning nimasida quchoqlashdik. Quchoqlab qarasam soqollari qop-qora. Sochlari qop-qora. Muftiy bo'lgan paytda 37 yoshlar edi-da, nihoyatda bir chiroyli barvasta baqvo degan edi, endi to'lishib ketgan. Soqollari qorayib ketdi-ya deb qo'yamanda, keyin Abdusattarni so'radi ukamni, Abdug'apparni so'radi, Madrasani so'radi. Muhammad Sandiq aga, men sizni chaqiramadim. Uyim yaqin mana. Qazi, qarta, qimiz, qimran hammasi bor. Yuring boramiz deb quchoqlab turibmanda. Yo, men sizdan xafa emasman. Beadat. Beadat Allohga ham insonlar bo'lsin. Sizga rahmat sizga. Men sizdan roziman sizdan. Siz boring endi, qayting endi deydi-da. Tursam tungi soat 3lar ekanda, turib tahajjud namozini o'qib, ko'p ko'p duolar qildim. O'sha tushsa, o'sha kishini ko'rdik. Yana bir masalani hozir sizlar bilan ham aytib o'tyapman. Yoshligimizdan shu maktab vaqtidan tanigan bo'lsak, sportga degan masalasiga juda bir biz havas bilan qarardik. Yosh bolalar shu maktabni bitirayotgan vaqtimizda sportga degan islom nuqtai nazardan sportning o'rni qanchaligiga biz qiziqqanmiz. Shunda shayx hazratlarining o'zi sportga degan bir havaslari borligini, sport bilan muntazam shug'ullanishlari to'g'risida eshitardik-ku, lekin unchalik emasdir deb o'ylardik. Keyin o'zimiz suhbatlarda bo'lib, o'zimiz u kishini gaplardan eshitganimizdan keyin, o'zimiz ham suhbat bo'lgandan keyin bu narsaga ko'zimiz aniq yetdi. O'zimiz shu shayx hazratlarini shu tomonini mahkam ushlashlikka bir bel bog'ladik. Hozirgi kuncha shu shayx hazratimiz, shayximiz, ustozimiz sportga degan havaslari kuchli edi. Biz ham sportni tashlab qo'ymaylik deb do'stlarimiz bilan mana shu sport masalasida ham ancha e'tibor berishga harakat qilib yurgan holatlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. 90-yil yillari masalan Sovet hukumat paytida edi. 500 odam hojilikka bordi. Shu podshoni nimasilar bilan shu yilgi birga hajga borganmiz. U kishi Zohirjon aka, Sirojiddin degan bor deb, u kishi mana Muhammad Nofi akalar shular hamma birga borganmiz. O'sha paytda borib, birinchi borgan hajga yosh paytmiz. Hozir uylangan yo'qmidim men. Yodimda yo'q edi. Buxoroda dars beryapman. Men yana Mo'minjon degan bir ustoz bor edi. Sizlarni nimaga chaqiryapti dedi. Toshkentga chaqiryapti, muftiyat chaqiryapti dedi. Borsak hajga ishonmayapmiz-da. Hajga borasiz. Men aytdim, odamlar yillab armon deb umid qilib bormaganlar bor-da ota-bobolarimiz. Hajga borasiz. O'sha olmadim-da. Ya'ni borib odamga aytdim, odam ham ishonmadilar. Hazratni o'sha endi hamma hojilarni uylarga o'sha o'zbek, tojigi bo'lsa, o'zbeklar shu yerda ko'p edi. Shu Makkada shular uylarda mehmon bo'ldik. Mehmonxonalarga borgan yo'q, shu o'zimiz yurtdoshlarimizni mehmon qilamiz deb shularda bo'ldik. Endi kechqurun hamma joyda bir yig'ilish bo'ladi. O'sha nimalarda yig'ilishlarga borib hammasiga
gaplab berardi. Nasihat, amr-i ma'ruf. Endi ozodlik bo'lgan paytda oxirgi paytlar shu 90-yillar men o'sha kishini ko'rganman. Afsus, Makkada haj safarlarida, umra safarlarida bo'lganimizda dunyoni chekka-chekka joylardan ko'p insonlar bilan uchrashamiz. Dunyoning hamma joyidan insonlar keladi. Saudiya mamlakatida turadigan ham shaharlarimiz bor, o'zbek millatiga mansub bo'lgan do'stlarimiz bor. Hatto shular umuman bu kishini ko'rmagan bo'lsalar ham Shayx Muhammad Sodiqni ham shaharimiz deb maqtanganlarini ko'rganman, faxrlanganlarini ko'rganman bir davrlarda. Shu insonlar Muftiy Sodiq deyishadi u kishilar. Sobiq ittifoqdan ketgan, avvalgi vaqtlarda Afg'onistondan ketganlar, Turkiyadan, Irondan, Pokistondan borib Saudiya mamlakatlarida turib qolgan millatdoshlarimiz bor. O'zbeklar bor, qozoqlar, laqaylar, qo'ng'iroqlar, har xil millat vakillari bor. Muftiy Sodiq bizni ham shaharimiz, Muftiy Sodiq bizni ham yurtimiz deb shu kishi bilan faxrlanganlarni guvohi bo'lganman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mening ashoblarim osmondagi cho'q yulduzlar kabi dedi. Qaysh biriga ersalaring najot topaslar dedi. O'sha sahobalarning sifati bo'lgan olimlarda biz ko'pini ko'rdik. Nihoyatda kam odamda bor ham ilm, ham kuch-quvvat, ham axloq, Alloh ham zuhudlik. Alloh ushiga hammasini bergan edi. O'shaning ushinda qozo bo'lganda qancha odamlar keldi, millionlab odamlar keldi. Faqat men shuni Alloh uchun yaxshi ko'rdim. O'sha sifatlarini ko'rib, mashalloh, nima degan sifatlar deb o'sha kishini oldiga yurganim hali ham bir. Undan keyin o'sha 4 ga 12 bo'lgan shifonni buzib, bir kuni yotib, o'shanda yotib, to'r qulog'im kelibdi. Ey Abjabbor, siz mening qiyomatlik qadrdonimsiz degani kelibdi dedi. Astag'firlo deb turdimda keyin o'shanda 70 metr qilib, endi 13 metr qilib chiroyli qilib oshxona shayxona qilib qo'ydim. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf otidan vaqib feriga nima foyda bo'ladigan bo'lsa, o'sha kishining otidan madrasaga kelib tushadigan qilib qo'ydim. Alloh nasib eti bo'lsa bizda qalamizda Shimkent qalasining turg'una o'sin mesjid saluga o'zi bir ixlos qo'yib yurgan bir og'alarimizning biri Rahimjon og'amiz, Alloh razı bo'lsin, Hoji og'amiz, ol kishining atına bir mesjid turg'izuvda niyat etdi. Mineki biz albatta bo'lgan o'ta bir qatti quvondik. Sonmen o'sa bizning Shimkent qalasida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ustozimizning atında mesjid dunyoga kelib, ol elning iyiligini berilib, Allohga shukr, hozirgi kunda el jamoat o'z namozini o'tib Meshitimiz jamoatimiz ko'rikdi bo'lib kela jatir. Bu meshitga ot beruv kezingida biz Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasiga to'rag'asi Basmuftiyimizga ushlash yasagan kezda ol kishi deb o'ta durs ko'rdi. Ya'ni ol abdan loyiqdi ekanligini yetkizdi. Ulamolar kengesi bor, qanchama g'alimlarimiz bor. Buniki ol kishilarda bu ushlashda o'ta durs deb qo'llab Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasining to'rag'asi o'z to'rag'aligiga shesim qabuldab, mana shu shesimning egizinde o'sha mesjidga ot berilib, hozirgi tangda o'sha shayximizning ko'pdagi eng'beklari arnoyi to'planib, yilning foydalanuvina ulkan bir qulayliklar yasalib jatir. Mana shu mechitni salinishda buni bizlar 2014 yil boshladik. 2015 yil may oyida bitirdik. Bu yerda ko'p xamiyalar bo'ldi. Boshqaruvchi men bo'ldim, atak xamiyalarimiz ko'p. Bu mechitni xalq saldi. Alhamdulillah, Parvardigor endi bu dunyoda hamma narsani o'zini vaqtiga nima qilar ekan, mechitga ot qo'yish to'g'risida o'ylanmagan edik. Keyin Allohning amri bilan shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf olamdan o'tib qoldi. Keyin shu yerdagi xodimlarni gaplashib nima qildik? Ahmadjon imom boshlig'i, boshlig'imiz Abdulsa imom bosh imom edi. Shu mahalda mayli usunishlarni qilib ko'ringlar, prezidentga bu ikki respublikaning o'rtasidagi juda ham yaxshi narsa bo'ladi dedi. Usunishni olib borib qurultayda Ahmadjon imomimiz shu yerda mana Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
şeyhimizin şagirdleri var eken. Prezidentimiz yanında din boyunca hizmetçi. Şunda hatını alıp girgen mahalde, şunda ondan turup şu adam, şagird. Turup, ben hazır alıp girem ben prezident gidipti. Şu kurultaydan aldım bu yakın vakıya bu. Şimdi bundan alıp girgen eken, yapılaşıp, kol koydurup çıkıp, saat 11'de Hudayimiz idi. Onda menge yaktan zonak geldi. Ben malal ayta onlar atını deyip. Prezident kol töydü deyip. Bilesler mi bizler de kanca bu nima oldu ki? Kursan bulduk. Kancalığım özümüz sezamayam kaldık. Şuncelik kursan bulup gitgenimizden. Çünkü at koyuşunu özü kıyırak narsa. Bilesler. Açılış marasımıza Özbekistan'dan 11 kişi geldi. Abdülhakim geldi. Hasan Hüseyin geldi. İsmail geldi. Yana yanda yardımcılar gelişti. Kitaplar hep berip geçişti. Şunda bizler şuncelik bayağı nimadan mavsumdan keyin özümüz oturganda bayağı İsmail'ların yüzüde tebessümü körüp ben söyündüm. Endi bir özünüzge bir gurur yat bola diyen caylar barırken o şunda oturdu karab oturup ben aytım ha Xuda xalasığa xursan boyat degen benden öttü. Endi mana şu meclisin salışta bizge hamilikken hemme eke üke yar doğru buradarslarımı hemmezge rahmetim meytemen. Avvalan bar hemmelerini balaca kısaman sağ bulsun. Kılgan hizmetlerinin acilini Allah özü bir uç uzat. Ben oylayman ki Xuda xalasığa o dünyada acilini hemme sağladı. Şünceli hizmet kılıştı ki ben 2 yıl bunu nima kılgan edim. 2 yılda bitiremen de boylagan edim. Yok. Halkımızga min rahmet. Bari hemmesi özleri gelişip 1 yılge 9 ayda bitirdik. Şuna şundaki vakiyalar var. Şeyhimizi Allah bizlerge rahmeti yağım olsun. Atını koyuşku nasip kaldık. Oğlu gördük. Şenden atın Muhammed Sadık deyip koyduk. Bir insan kip. Muhammed Sadık ağa, oğlumun atını Muhammed Sadık koydum. Bir dua kılın degen de. Ey brader, oğlumun atını Muhammed Sadık koygan kifaya kılmaydı. Muhammed ne kılış gerek degen de. Muhammed Sadık'ın atasının işini kılış gerek. Muhammed Sadık atasını ne kılış o tünde okulamayken, alımların hizmette bugün. O da gel dua gel. Şimdi o kişiden köp nesini bilemiz o. Ama yani onlarını Özbekistan'da hemme bilerdi. İşte ben bilmeydi gel, işte kişinin umumun Allah'tan başka bir anda insandan korkmaydı gel. Bir anda Müslümanga, özüge şu yamanlık gelen Müslümanlar gelen, bir anda koldan gitse yakışlık gelen. Gel. Mumunlardaki kamin sıfat var adamını şuna ha her bir alım şuna ha vasıya degen var Allah'tan bir nemen var diyen deyirler. Şeyh Muhabbat Sadık hakkında kança etsek az bana bir ayet edigen sözüm o kişinin Allah aziz kıldı inşallah ahiretini hem abad kısın peygamberler miras huru degen derecede unvanını Allah nasip eylegen olsun. Bana o kişinin kitaplardan şahsen bana özüm hem ona başka imam damlalarımız hem faydalanıp yürüpmüz. Kayısıcayı da bir an bir yığın buladığım olsa, özüm şu kitaplarını alıp baraman, ana şundan eğitilgen sözlerini eğitip, ondakiyin yağını tahlil edip yetkizemiz. Eğitmekçi Büyükhan'ın bu insan, nafakat Türkiye millet, belki bana bugün dünya İslam alamındaki fahır desek, yalgın bu muydu? Yani Rus tıllarına adarlı durdu, başka tıllarına adarlı yaptı, özleriniz biles. Allah Teala o kişinin özü aziz kısın. Ben aziz kılgen benden de bendeler har kılamaydı. Allah etti, yakışı bilesiz. Yani şu Allah aziz kılgen bendeler hatarda bulsun. Yani o kişinin devamçısı İsmail'ine hem o kişinin işlerine yetkizip özü hem yani şu dereceye yetişin Allah Teala'dan sorup kalamız. O kişi meşhur kitapları hammamızga ma'lum, Hilol tafsir kitapları, Hadis va hayot degan kitapları, bu juda ham ummatga, nafaqat bizni O'rta Osiyo, balki Misrda o'qib yurgan, Arab mamlakatida yurgan qancha-qancha insonlar ana shu insonning yozgan kitoblaridan ma'rifatlanib yuribdi. Hozir juda shu oqimlar ko'payib ketdi. Adashmaslik uchun Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining kitoblarini o'qish kerak. U kishi kitoblarida, fiqhiy masalalarida, aqida masalalarida adilana aytib ketgan. Juda bir bunday adilana har kim ayta olmaydi, tushuntira olmaydi. Adilana haqiqatda tafsirlarda fiqhiy masala yo aqida masalalarida adilana yetkizgan. Kim agar
shu nimasiga hazrat shayxlar hazratlarini agar kitoblarni o'qisa adashmaydi. Mumkin emas. Nasihatim u kishining kitoblarini nima deydi? Noyob gavhar olib foydalanish kerak. Hazrat ketdi. U kishi endi boshqa nima qilamiz? Endi Xudo saqlasin, yana shunday kunlarim kelishmagan o'sha kitoblardan foydalanishdan vaqti cheklanishi mumkin. Hozir vaqt bor, imkon bor. Bugungi vaqtda imkonni qo'ldan bermasligimiz kerak. Uni foydalanishimiz kerak. Shayx hazratlari u kishining hayotlarini, umr sohmaqlarini yoshlarga ta'limlashlik kerak. Kamtariga kamol, mamanga zavod. Shunaqa u kishining nihoyatda bir o'ziga xos sifatlari bordi. Shunaqa u kishining hayotlarini chiroyli qilib yoshlarga u bizda ham o'qishning kitoblari qattiq o'qiladi. Hadis va hayot hamma joyda o'qiladi. Alhamdulillah, qozoq tiliga tarjima qilingan. Tafsir xilollar. Alhamdulillah. U o'zbekning olimi emas, u musulmonlarning olimi. Buxoriy deganda hamma musulmonlarning Buxoriy deydi u. Bir zamonlar bor, men 1992 yil hajlikka borganimda ne Qozog'istonni bilmaydi, ne O'zbekistonni bilmaydi. Buxoriymi deb hamma bilar edi. U shunaqa olimlar bu bir millatniki bo'lmaydi. Bu musulmonlarniki. Shuning uchun alhamdulillah men hamma joyda o'sha Muhammad Sodiq Shayx Muhammad Sodiq turganda qozoq yoshlariga, qozoq musulmonlarga ko'p aytaman da. Sifatlarini ham aytayapman, aqlan, ham ilman, ham jisman Xudo bergan musulmon qanday bo'ladi desa, mana mamnaha bo'ladi deganday musulmon edi-da. Alloh rahmatiga ham bo'lsin. Biz ko'rgan odamlarning o'sha mening o'g'lim shunaqa bo'lsin deydiganday odam edi-da. Alloh rahmatiga ham bo'lsin. Chimkentda bo'lsin, Sayramda bo'lsin, Qorabulog'imiz Barmangit qishlog'ida bo'lsin, qaysi bir do'konga kirsangiz, kitob do'konga kirsangiz, u kishi kitobini to'rda turibdi, u kishining kitoblari. Tafsiri Hilol bo'lsin, Hadis hayot bo'lsin, hamma kitoblari bor. Keyingi chiqqan mana Baxtli oila degan kitoblari hammasidan bor. Zikr ahlidan so'rang degan kitoblarni hammasi kelib turibdi. Hozir faqat o'zbeklar, qozoqlar qiziq o'qiyapti buni. Darslik nimasida mana shu kifoyalar, boshqa kitoblar hammasi darslik qilib, qozoq tiliga tarjima qilib o'tyapti. Hatto shuni o'zbekcha tushuna bilgan o'zbekcha o'tib, qozoqchaga o'tarib, shunday qilib perevod qilib o'qib turishibdi. Darslikda o'tyapti. Mana Nur Muborak universitetida, Olmaotada, mana o'zimizda Sarog'ochdagi madrasada shayxning kitoblari ta'lim berilib turibdi. Bu yerda qiziqish katta yoshlarda ham mana shu oborilayotgan narsalar hammasi qozoq tilida ham olib borilsa ko'p yoshlarimizga ibrat bo'lardi. Uni bugungi kundagi kitoblari men o'ylayman kelajak avlodga bu katta tufha qolaversa katta tarixiy bir saboq olishlari uchun qolgan bu dunyo. Qay ma'noda dunyo deb aytsak bo'ladi? Tafakkurni orttirish. Islom dinini na bugun kundagi uni sofligini, xalqchilik ekanligini, turfa millat, turfa etnoslardagi, turfa millatlardagi islom diniga mansub bo'lgan barcha shaxslarni boshini qo'shuvchi bir omil sifatida men qabul qilaman. Mana madrasa, ko'rgan madrasalaringiz. Alhamdulillah bunga Usmonxon muftiy hazratlari ham keldi, ikkita keldi. Bir mashdoshligimda keldi, ikkinchi konferensiyada keldi. Abduhakim keldi, biroz inshaalloh domlalar keldi. Alijon qari kelgan bu yerga. Alijon qari mening 4-chi o'g'limning ustozi. 4-chi o'g'lim 10 qiratdan kubro sug'ra jazosini oldi. Alijon qarining shogirdi mashalloh. O'zbekiston, Qozog'iston degan narsa hammasi bir xalq. Hammasi bir xalq, alhamdulillah. Innamal mu'minuna ikhwa, albatta mo'minlar. Ayniqsa men Toshkent xalqi, O'zbekiston xalqi uylarning yarimi berib o'xodi alhamdulillah. Sovet davrlarida ham o'sha 78-80 yillari men ham ko'p bola o'qigan. O'shalarning hammasiga men amir bo'lganman Toshkentda, 2 yil amir bo'lganman. O'sha boshqarishni hammasini alhamdulillah o'sha Toshkentda o'rganganmanda. Shayx hazratlarining har bir kitobida biron bir kitobini ki aytmoqchi aytib, misol uchun bu kitobida uncha lazzat topmadim deya olmayman, lekin Shayx hazratlarining eng men uchun bir qadrli kitoblari
hammasi ham qadrlik, hammasi ham tafsir hilol, hadis va hayot, boshqa kitoblar, lekin mustalohil hadisda juda bir men uchun o'zimni yo'nalishimga juda ham bir foydasi ko'proq tegan kitobi shu kitobi deb men hisoblayman. Mustalohil hadis hadislarni yo'nalishlari to'g'risida juda mukammal qisqagina berilgan, lekin shuning o'zida tushunarlik. Mana shu ilmni tushuntirishlikda, boshqalarga ilm berishlikda va ilmni o'zimiz tushunishligimizda juda ham yaxshi qo'llanma deb hisoblayman. O'zbek xalqida dinga degan muhabbat boshqacha bor. Alhamdulillah biz O'zbekistonga bormaganimga mening ancha yil bo'lgan, 97-yildan keyin bormaganman, ammo o'sha oxirgi prezidentlarim kelgandan keyin doim ko'rib o'tiraman. Mashaalloh. Har vaqt duodamiz. Alijon qarib bu kishini ko'p gapirib turadi. Mashaalloh. Ko'p duodamiz. Masjidlarning soniyapganini ko'rib, maktabga borgan o'quvchi qizlarning hammasida hijob bilan yurganlarini ko'rib, inshaalloh. Qo'shnimi uning barakati bizga ham keladi. Tushunmishsin? Bizda ham nihoyatda ko'p erkinliklar bor. Aytaman, bizning o'zimizda mingdan ko'p bola o'qiyapti. Biranda hukumat tomonidan alhamdulillah qaysi bir o'sha odam kelsa o'sha yordam bergisi bor-da. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. O'zbekistondan biz ko'p narsa olamiz. Hali ham ko'p narsa olamiz. Ayniqsa mashaalloh, mashaalloh. Musulmonlar borib ko'rib o'sha prezidentlarning qilgan ishlarini aytib, mashaalloh. Birdangi masjidlar, hamma ishxonalarda namozxonalar, taqrotxonalar bitib axvatirmiz. Mashaalloh.